karşıya geçebilir. Yuva. Bu kelimeyi söylediğimiz zaman oluşması gereken olumlu duyguları gülümseyerek ve göz kamaştırıcı bir tavırla karşılamamız gerekirken, bazı insanlar neden zihninde bunu resmetme çabası göstermiyor ve neden içlerini bir sıkıntı kaplıyor? Anne baba, yani ebeveyn ve çocuk. Çocuklar ilk öğrendikleri eğitimi ailede alıyorlar. Tam o sevgiyi annenin babası göstermediği için o yüzden birçok insan korkuyor aile ya da yuva denildiği zaman. Bence insanlar ebeveynleri tarafından iyi davranılmadığı için, şiddet gördüğü için, taciz edildiği için insanların kafasında bir ailenin kavramı her zaman bir burukluk yaratıyor. Evin içinde anne ve baba çocuklarına karşı gerçekten sevgiyi ve saygıyı göstermeleri gerekiyor ki çocuk o ailenin gerçekten bir parçası olduğunu hissetsin. Çünkü mesela insanlar aile ortamlarını pek yaşamadıkları için, yani belki ailenin içinde sevilmediği için. Hele evinde bir samimiyet, bir sevgi boşluğu varsa. Geçmişte o yarayı aldığı için gittiği her yerde biri gelip seni seviyorum dediği zaman aynı şeyi gösterecek, tepki gösterecektir. Aile ve yuva kavramı tamamen yabancılaşmış bir ifade olmaya başladı. Çünkü bir yuvanın değeri mimari yapısıyla ölçülemez. Yuvayı yuva yapan sevgidir. Tıpkı gerçek olan her şeyin gerçek olmasını sağlayanın sevgi olması gibi. Benim ismim Hamdi Erman, emekliyim. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Adım Diana Hilya, soyadım Cengiz. Dansçıyım, aynı zamanda da tiyatrocuyum. Adım Eben Phil Anthony, Nijeryalıyım. Deniz Kılıç, Hasan Erzincanlı. Leyla Erman, emekli öğretmen. Suruç Patel, İran. 15 senedir bu kilisenin üyesiyim. 5 senedir İstanbul Nehir Kilisesi'ne katılıyorum. 2 senedir gidiyorum kiliseye. İstanbul Nehir Kilisesi benim için bir aile gibi. Kendimi bu ailenin öz evladı gibi hissediyorum. Kendimi Nehir Kilisesi ailesinde çok değerli hissediyorum. Özellikle benim özel günlerimde etrafımda toplanmaları, beni kutlamaları, tebrik etmeleri, bir değer vermeleri beni son derece mutlu ediyor. Kilisemde yaptıklarım gerçekten beni mutlu ediyor. Hem de hizmet edilen kişilerim mutlu ediyor. Nehir Kilisesi ailesi için hizmet ediyorum. Elimden geldiği kadar sunum veriyorum daha da gelişip büyümemiz için. Sorunlarıyla bana gelenlere cevaplamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar sevgi göstermeye de çalışıyorum. Canlara ulaşıyoruz biz, ben ve takımım. İnsanlara İsa'dan, müjdeden bahsediyoruz ve onları iman ediyor ve onları kiliseye getiriyoruz. Gönül rahatlığıyla son derece memnunum. Şahsen insanların İstanbul Nehir Kilisesi'ne katılmasını isterim. Kendileri İstanbul Nehir Kilisesi'ne katıldığı zaman bir aile ortamını, sevgiyi, merhameti ve onlarla ilgili bir alakayı görecekler. Önemli tavsiye ettiğim şey başkalarının bu aileye katılması çünkü tecrübe edecekleri şey, tadacakları şey gerçekten muazzam. Çok memnun kaldım. Kilisede sevgi şart. Sevgi gösterilmeli. Kutsal kitaptaki sevgiyi aktarmamız lazım. İstanbul Nehir Kilisesi elinden geldiği kadar sevgiyi ve ilgiyi aktarmaya çalışıyor. Bana göre bu kiliseye geldiğim zaman ben sevgiyi zaten buldum. Aynı şekilde de bu kilisede bütün insanlar çaba gösteriyor bana göre. Biz insanlar mesela ben tek tek her hafta aradığım zaman onlara sevgiyi gösteriyorum. Onlar için dua ettikleri zaman yani ben kendimden etmiyorum. Biliyorum ki Tanrı onları çok seviyor. Onlar için güzel bir planı var. O sevgiyi göstererek onlara söylüyorum. Nehir Kilisesi ailesine katılan her bir insan memnun kalacaktır. Bu aile benim ruhsal gelişimime katkıda bulunuyor. Ben yiyeceğimiz hale, ruhsal yiyeceğimi. Bu kiliseye katıldıktan sonra hayatımda olumlu dalgalanmalar olmaya başladı. Hani sadece normal bir ilerleyiş değil, bir yükseliş gerçekleşti hayatımda. Bu
Bunları İstanbul yetkilisine geldikleri zaman hepsini yaşayacaklar. Çünkü burada A'dan Z'ye kadar Tanrı sözü güçlü bir şekilde vaaz ediliyor. Ve bu vaaz edildiği zaman görecekler ki ben doğru yerdeyim. Benim değişeceğim yer burası. Tanrı ile ilişkine gireceğim yer burası. Ve kutsal ruh burada bana yardım edecek diye düşünecekler. Ve ben eminim ki bundan çok mutlu olacaklar. Çünkü sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz. Övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz, kalıcıdır. Çünkü sevgi Tanrı'dır. Burası Tanrı'nın evi. İşte yuvan burası. Yuvana hoş geldin.